Profesör Messer'ın ücretsiz CompTIA Network Plus sertifikasyon eğitim kursuna hoş geldiniz. Ben James Messer ve bu modülde kablo tipleri hakkında konuşacağız. Bu N10-004 Network Plus sertifikasyon sınavı gereksinimlerinden gelmektedir. Bu en son Network Plus sınavı. Bölüm 2.1'de standart kablo tiplerini nasıl kategorileştirebileceğimizi ve bunların özelliklerini anlamamız gerekiyor. O halde birçok farklı kablo tipine göz atacağız. Bunlar kategori 3, kategori 5, kategori 5 E'dir. Bunlar muhtemelen daha önce duyduğunuz terimler. Ancak tam olarak bunların anlamını bilmiyor olabilirsiniz. Bunların hepsi kategori tipi şeyler. Ayrıca STP ve UTP tipi kabloları da görmüşsünüzdür. Farklı fiber bağlantılara sahip olabilirsiniz. Koaksiyel kablolara sahip olabilirsiniz ve bunların her birisine göz atacağız ve Network Plus sınavınız için ihtiyacınız olan şeyler hakkında size fikir vereceğiz. Şimdi kablonun neden çok önemli olduğu ile başlayalım ve daha sonra bunlar üzerinde çalışan şeylerden ve bunun ağ üzerinde yaptığımız işin temelini oluşturduğundan bahsedelim. Eğer sahip olduğumuz kablo yeterince iyi değilse, protokollere bakmaksızın, ağ üzerinde sahip olduğumuz aygıtlara bakmaksızın, çok güçlü bir ağ topolojisi oluşturmak için harcadığımız zamana bakmaksızın hepsi boşa gidecektir. Çünkü kablo bağlantısının kendisi düzgün şekilde çalışmıyordur. Bunun tepeden tırnağa tasarlanmasında gerçekten sadece tek bir iyi fırsata sahip olursunuz. Genelde bir ortama girersiniz ve burada zaten mevcut bir kablo altyapısı vardır. Eğer yeni bir tesise gidebilecek kadar şanslıysanız veya yeni bir tane inşa edebilecek imkanınız varsa kablo bağlantısı açısından tam olarak istediğiniz her şeyi tepeden tırnağa yerleştirme becerisine sahip olursunuz. O halde bunu yapacaksanız bilmeniz gerekenleri araştırdığınızdan ve yerleştirdiğiniz kablo uygulamasının çok iyi şekilde ayarlandığından emin olun. Şimdi bununla ilgili olarak ilginç olan bir şey, kablo bağlantısına baktığınız zaman birçok insanın şunu söylediğini göreceksiniz. Biz kablosuz bağlantı oluşturacağız. Kablo bağlantısı ile gerçekten çok fazla zaman harcamayacağız. Ancak bu kişiler şunu düşünmüyorlar. Kablosuz sinyal bir aygıta bağlanıyor ve bu aygıt ağın geri kalanına tahmin edin ne ile bağlanıyor? Kablo ile bağlanıyor. Bu yüzden kablo bağlantısı ile ilgili ne olacağını hala aklımızda tutmamız gerekir. Kablo bağlantısından gerçekten endişe duymayan insanlar sadece amatör radyo operatörleridir. Her ne kadar bunlar kendi antenlerini ayarladıklarını size söyleseler de bu anten parçası için yerleştirdikleri kablo bağlantısı tipi oldukça özeldir. Bu durumda bile kablosuz bağlantı kablo hakkında düşünmeyeceğiniz anlamına gelmemektedir. İyi bir kablo bağlantısı için birçok standart var. Bu yüzden sizin yerleştirdiğiniz kablonun kullandığınız A tipi için düzgün şekilde çalışıp çalışmadığı konusunda endişe duymazsınız. Kısa adı IA olan Electronic Industry Alliance isminde bir şirket var. Burada ticaret kuruluşları bir araya gelip şunu söylediler. Hadi bu ve kablolar için bazı standartlar oluşturalım. Ve bu kesinlikle farklı ticari kuruluşların oldukça standartlaşmış bir şekilde tüm bunları yüklemesine ve uygulamasına yardımcı olur. Ares ile başlayan bir şey ile bu standartların olduğunu göreceksiniz. Eğer diğer videolarımızı hatırlarsanız bilgisayarınızın arkasında bir Ares 232 portu olduğundan bahsetmiştik. Bu o seri bağlantı ile ilişkilendirilen standarttır. Bugünlerde kablo bağlantıları ile ilgili olarak IA numarası ile başlayan en yeni standartları oldukça sık görmeye başladık. Ve burada bunlardan bazıları hakkında konuşacağız. Bunlardan bazıları IA altındaki endüstri kurumlarından bir tanesiyle çalışmaktadır. Bu TIA yani Telecommunication Industry Association, Telekomünikasyon Endüstrisi Birliği'dir. Bu birlik gerçekten çok şey yapıyor. Standartlar oluşturuyor, ticari gösteriler yapıyor, eğitimler veriyor, market analizleri yapıyor ve IA'nın bazı standartları ile yeni şeyler oluşturuyor. Ve kablo bağlantısı için IA, TIA 568 standartını bilmemiz gerekiyor. Bu kablo bağlantısı için sihirli numaradır. Bu ticari bina telekomünikasyon kablo bağlantısı standartıdır ve bizim endüstrimizdeki kablolara geri döndüğümüzde her zaman TIA IA 568'e geri gidiyoruz ve bu her zaman arayıp tiaonline.org adresinde bulabileceğimiz bir şeydir. Şimdi bu belirtmeyi indiremezsiniz. Bu standardın bir parçası. Bunun için ödeme yapmanız gerekiyor. Ancak bu başka yerlerde görebileceğiniz şeydir ve muhtemelen bunun bu standartlar üzerinde olduğundan emin olmak için kablo bağlantınızı yapan insanlara güveneceksiniz. Artık bu standartların nereden geldiğini biliyoruz. Şimdi şirketinize girdiğiniz zaman ve masanın altına baktığınız zaman görebileceğiniz farklı kablo tipleri hakkında konuşalım. En yaygın olarak kullanılan kablo tipi bükümlü çift bakır kablodur. Bu muhtemelen neredeyse her şirkette görebileceğiniz kablo tipidir ve bu dengeli çift çalışması adı verilen bir şeyi kullanır. Bu küçük jakları nasıl bağlamanız gerektiği ile ilgili belirtmelere baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Burada iki tel vardır. Bir tanesi pozitif sinyal olarak adlandırdığımız bir sinyale sahiptir. Diğer tel negatif sinyal dediğimiz bir sinyale sahiptir. Bunlar zıt sinyallerdir ve eşit kuvvete sahiptir. Ve bu tel üzerinden diğer uca gittikleri için son derece kullanışlıdır. Diğer taraf bu iki sinyali karşılaştırabilir ve o sinyal tipinin tam olarak bir araya gelmesi gereken sinyal tipi olduğunu görür. Eğer bu telin bir tarafında bir müdahale varsa, pozitif veya negatif tarafında, tüm bu müdahale ile birlikte olmasına rağmen sinyalin gelmesini sağlayabilir. Ve bu büküm bunu gerçekten sağlamaktadır. İşte bu yüzden buna bükümlü tel çifti deniyor. Bu kablo duvarın altında veya masanın arkasından geçiyorsa ve bir taraftan diğer tarafa geçişte müdahale olacağı gibi bu tür bazı müdahalelere maruz kalır ve bunun sadece bir tarafında olmaz. Ve sonuçta bu oldukça kullanışlıdır. Biz bir kıyaslama yapacağız ve taraflardan birisinde her şey yolunda olduğu için bu zaman çerçevesinde gerçekten neler olduğunu anlayacağız ve neyi kaçırdığımızı anlayacağız. Umarım bu müdahale bükümlü çiftin bir tarafındadır. Bu yüzden bu sadece burada görünsün diye bulunmuyor. Çünkü biz bunu bu şekilde kurduk. Bükümler bu amaçla burada bulunuyor. Ve sizin de fark edeceğiniz gibi daha yüksek dereceli kablolar daha yüksek hızları destekleyebilirler. Bu tür kablolarda bükümlerin daha sık olduğunu ve birçok nedenden ötürü diğer tarafa daha iyi sinyal gittiğini görürsünüz. Sadece müdahale açısından değil, ayrıca karışma adı verilen bir şeyden dolayı kablolar arasında da müdahale olur. Güzel. Eğer bu kablolardan bir tanesini açar ve bunun içine bakarsanız buradaki bükümleri görürsünüz ve kendi ortamınızda insanların kendi kablolarını oluşturduğunu görürseniz, bunlar tüm bu bükümleri muhafaza etmeye çalışırlar. Bu gerçekten çok önemli. Kablolar ile çalıştığımız zaman birkaç tip olduğunu bilirsiniz. Bir tanesi korumalı kablodur ve bir diğeri de korumasız kablodur. Korumalı kablo gerçekten adından da anlaşılacağı gibi korumalıdır. Burada kablonun içerisinde bir metal katman vardır. Kabloyu tamamen sarar veya kablonun içerisindeki tel çiplerini ayrı ayrı sarar ve bu gerçekten müdahaleyi önlemektedir. Özellikle çok sert ortamlarda çok işe yarar. Bir imalat mekanında oldukça fazla elektrikli ekipman bulunur. Hiçbir şeyin sinyali etkilemediğinden emin olmak için korumalı kablo kullanmak isteyebilirsiniz. O halde bunun üzerinde bulunan küçük bir metal parçası olduğunu fark edeceksiniz. İşte bu yüzden bu korumanın gerçekten çalışması için bir elektriksel topraklanmaya ihtiyaç duyar. Yani sadece korumalı kabloyu yerleştirerek koruma sağladığınızı düşünmemelisiniz. Bunun düzgün şekilde yüklenmiş olması gerekir. Genelde çoğu insan korunmamış bükümlü tel çifti kullanır. Bu daha ucuzdur ancak herhangi bir korumaya sahip değildir. Bu yüzden eğer bu tür ortamlardan birisine girerseniz göreceksiniz ki çok büyük olasılıkla korunmasız bükümlü tel çifti bununla alakalı bazı müdahalelere sahip olacaktır. Bu gerçekten çok yaygın bir durumdur. Çoğu ortamda çok sert ve çok güçlü müdahaleler ile uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bu yüzden UTP bunun için yeterince iyi çalışmaktadır. Eğer kablo bağlantıları ile işinizi bitirdiyseniz, muhtemelen kategori 3, kategori 5, kategori 6 terimlerini duyacaksınız. Tüm bu kategoriler ne anlama geliyor? Gerçekten resmileşmiş olan ilk kablo tipi kategori 3 olarak adlandırılıyordu ve bu Ethernet ve Token Halkası olarak adlandırılan bir topoloji bükümlü tel çifti ortamında oldukça popüler hale geldiği zaman bazı standartlaşma tiplerine gereksinim duyduğunda ortaya çıkmıştır. Kategori 3 10 megabit etherneti destekliyordu. Bu yüzden bugün gördüğümüz ethernet hızlarıyla kıyasladığımızda bunlar oldukça düşük hızlardır. Ancak o zamanlarda bu kategori 3 bize ağların bu hızlarını kullanabilmemize izin veriyordu. Güzel. Bu çok çabuk büyüdü ve daha sonra kategori 5 adı verilen bir şeye geçti. Şimdi kategori 5 daha yüksek hızlara ihtiyacımız olduğu için ortaya çıktı. Bu bağlantılar üzerinde 100 megabit ethernet hızını destekleyebilmemiz gerekliydi ve bunun hala korumasız bükümlü tel çifti üzerinden olması gerekiyordu. Böylece bazı ilave gereksinimlere ihtiyaç duyan bu kategori 5'i oluşturduk. Bu farklı büküm setlerine sahipti. Bu farklı bir kablo setine sahipti. Bununla ilgili olarak farklı gereksinimlere sahipti. Ancak sonuçta bununla ihtiyacımız olan daha yüksek hıza sahip olduk. Ancak bundan daha da iyisine ihtiyacımız oldu. Aslında bugünlerde kategori 5 kabloyu bulmak gerçekten zor. Genelde kategori 5E'yi bulursunuz. Bu tek bükümlü kablo çifti üzerinden bize 1 gigabit ethernet çıkışına izin veren ve kategori 5 için bir güncellemedir. Kablo için çok sıkı belirtmeler. Konnektör için çok sıkı belirtmeler. Bunun ucunda doğru konnektör tipine sahip olmanız gerekiyor. Ancak kategori 5e saniyede 1 gigabit hıza ulaşmamıza izin veriyor. Ve genelde insanlar bugünlerde kategori 5e kablosunu yerleştirecek ve bunların bağımsız olarak korunduğundan emin olacaklar. Artık kategori 5 kablosunu bulmak çok zor. Kategori 6 korunmasız bükümlü tel çifti kategorilerden en sonunculardan birisidir. Kategori 6'da bakır üzerinden 10 gigabit ethernet'e kadar ulaşabiliriz ve kategori 6 üzerinde 55 metreye kadar gidebiliriz. Burada bir de kategori 6A adı verilen bir şey daha vardır. Bununla 10 Gigabit Ethernet'le 100 metreye kadar gidebilirim. Şimdi şöyle bir problem var. Buradaki korunmasız bükümlü tel çiftinin resmine baktığınızda bunun tam olarak hangi kategoride olduğunu kesinlikle bilemezsiniz. İyi ki bu korumanın kendi üzerinde kablonun kılıfının dış kısmında bunun hangi kategoride bir kablo olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden kabloya baktığınızda bunu göreceksiniz. Bu kablo çok çok sıkı bir şekilde bükümlere sahip. O halde bu bir kategori 6 kablosu. Öyleyse görebilirsiniz. Bu bana normal görünüyor. Burada kabloların renklerinde hiçbir değişiklik yok. Tek fark büküm tiplerindeki farklılık ve şirketinizde bunun uygulaması için farklı gereksinimlere sahip olunmasıdır. Burada plenum yani hava toplama kutusu kablosu olarak adlandırdığımız bir özelleştirilmiş kablo seti var. Hava toplama kutusu, tesisin üzerindeki ısıtma veya soğutma alanını açıklamak için kullanılan bir terimdir. Kabloları hava toplama kutusuna koyabilirsiniz. Şimdi hava toplama kutusunun içerisinde hava olduğu için, bunun havalandırma ve ısıtma için olmasından dolayı, zengin oksijenli bir ortam olmasından dolayı ve şirket içerisinde herhangi bir yangın olması durumunda bu hava toplama kutusu yangın için harika bir kaynaktır. Çünkü burada yangın için kullanılabilecek çok fazla oksijen var ve bu yüzden eğer kabloları hava toplama kutusuna yerleştiriyorsanız bu kabloların derecelendirildiğinden emin olmalısınız ve bu sayede bunları yakmamış olursunuz. Aslında kablonun binanın başka bir bölümünde yangının olduğu yere gitmesini istemezsiniz. Şimdi binanın merdiven olarak adlandırılan bir başka bölümü daha vardır ve bu merdiven bölümü gerçekten binadaki katlar arasında giden bölümdür. Burada hava toplama kutusunda veya merdivende olmanıza bağlı olarak ihtiyacınız olabilecek farklı kablo tipleri de vardır. Merdiven gereksinimleri hava toplama kutusu kablosunda olduğu kadar çok değildir. Bu yüzden bazı insanların hava toplama kutusu kablosunu merdivende yerleştirerek bir merdiven kablosu gibi kullanmayı denediğini görebilirsiniz. Ancak bunun tersini yapamazsınız. Hava toplama kutusunda merdiven kablosunu kullanamazsınız. Bu biraz daha farklı bir şey. Kablo bağlantılarınızdan sorumlu olan, bulunduğunuz alan için yangın gereksinimleri konusunda sorumlu olan kişiyle konuşarak kablonun hava toplama kutusuna mı yoksa merdivene mi yerleştirildiğinden, doğru türü kullandığınızdan emin olmanız gerekir. Ve bugünlerde insanlar kabloları hava toplama kutularına koymuyor olabilirler. Farklı bir yer bulmuş olabilirler. Kabloyu zeminin altında yerleştirebilirler. Bu şirketiniz için imalat açıklamalarının nasıl olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Bu kablolar için yangın direncini koruyan şey gerçekten kablo kılıfıdır. Ve bu kılıf bugünlerde iki farklı türde plastikten yapılabilmektedir. Bir tanesi polivinil klorür yani PVC'dir. Bu endüstride oldukça yaygın olarak gördüğümüz plastik türüdür ve daha yeni bir tür de florlu etilen polimer kısaca FEP'tir. O halde bu kısaltmaları gördüğünüzde PVC veya FEP bunların genelde kablo kılıfı tiplerini ifade ettiklerini anlarsınız. Ve alanınız için yangın kurallarının ne olduğuna bağlı olarak bu bir hava toplama kutusunda veya merdivende yerleştirilmek üzere kullanılabilir. Koaksiyel kablolar ağ oluşturmada çok uzun zamandır kullanılmaktadır. Aslında bunlar bugün hala bulunuyor ve bu tip şeylerden bazılarını gördüğümüz yerlerde kesinlikle karşılaşabiliriz. Koaksiyel terimi aslında bir ortak ekseni paylaşan bir şeyin içerisinde iki veya daha fazla form olması demektir. Buna eş eksenli de denilmektedir. Bu kabloda bunu görüyorsunuz ve bu bükümlü tel çiftinden farklıdır. Burada hiçbir şeyin bükümlü olmadığını görüyorsunuz. Buradaki her şey düz şekilde. Kablonun merkezinde bir tel iletken bulunuyor. Bu gerçekten her şeyin üzerinden geçtiği yerdir ve bir dielektrik yalıtkan ile etrafı sarılmıştır. Bu içerideki tel iletkenin herhangi bir elektriksel iletkenlik tipini engelleyen bir şeydir. Burada genelde bunun etrafını saran bir metal koruyucu vardır. Bu güzel bir şey ve bunların hepsi bir plastik kılıfın içerisindedir. Ve biz bunu çok eski Ethernet ağlarında 10 Base .5, 5 olarak adlandırılan bir şey ile birlikte kullanmaya alışmıştık. RG8-U olarak adlandırılan bir koaksiyel tipi kullanıyorlardı ve yine biraz daha yaygın olan ve RG58 adı verilen bir kabloyu kullanan OnBase 2 Ethernet ağları ile kullanmaya alışmıştık. Bugünlerde bu kabloların televizyon ve dijital kablolarda çok fazla kullanıldığını görüyoruz. Bu kendi evimizde sahip olduğumuz şeyler ve dijital kablo bugünlerde kablo modemler için oldukça yaygın hale geldi. Bu yüzden biz koaksiyel kablonun ağ oluşturma altyapımızın hala en büyük parçası olduğunu görüyoruz. Seri kablolar da bir süredir kullanılıyor. Seri kablo ilk ortaya çıktığı zaman bir aygıttan bir biti başka taraftaki bir aygıta gönderebiliyorduk ve bir kere de bir bit olarak ileri geri gidiyorlardı. Bunları daha çok modemler ile görebilirsiniz. Bunları birbirlerine doğrudan bağlanması gereken aygıtlar ile görebilirsiniz. Ve bu biraz daha yavaş bir iletişim biçimidir. Ancak bugün hala oldukça yaygın şekilde kullanılıyorlar. İki aygıtı birbirine bağlamak için yapabileceğiniz bir yol bir kukla modem kablosu adı verilen bir şeyi kullanmaktır. Burada bunun ortasında gerçekten bir modem bulunmaz. Bu sadece bir aygıttan başka bir aygıta giden kablodur. Ancak pin yerleşimini değiştirebileceğiniz için bunun ortasında bir modem var gibi görünür ve biz buna kukla modem kablosu diyoruz. Eğer ağınızda aygıtları yapılandırıyorsanız bu kukla modem kablolarını veya seri kabloları sık sık kullanacaksınız. O halde ortamınızda uygulayacağınız bir switch'iniz veya router'ınız var ve bu switch bir seri bağlantıya sahip olacaktır. Bu oldukça standart bir hale gelmiştir. Bu yüzden dünyanın her yerinde herhangi birisi bu seri kablo ile bir seri bağlantı kurabilir ve bunun diğer ucunu kendi bilgisayarına takabilir ve daha sonra router'ı veya switch'i yönetebilir, yapılandırabilir ve ayarlayabilir. Ve bu sayede ortam içerisinde düzgün şekilde çalışmaları sağlanmış olur. Bugünlerde USB bu seri portların yerini almış gibi görünüyor. Yeni bilgisayarlarda artık seri portlar bulunmuyor. Ve artık siz de bu aygıtlar üzerindeki seri portlara bağlanabileceğiniz, bir ucunda seri bağlantı bulunan ve diğer ucunda bir USB bağlantısı bulunan adaptörleri satın almıyorsunuz. Çoğu ağlarda korumalı veya korumasız bükümlü tel çifti kabloları ile bakır tipi kabloların kombinasyonu ve optik fiber kablolar bulunur. Bu optik fiber kablolar Herhangi bir elektrik sinyali taşımadıkları için eşsizdirler. Bunlar sadece bir uçtan diğer uca ışık taşırlar ve burada olan şey çok yüksek bant genişliklerinde çok uzun mesafelerde gidebiliriz. Çünkü ışık çok az bir müdahale ile gerçekten çok kısa bir süre içerisinde bunu yapabilmemize izin veriyor. Bu yüzden bunlar çok uzun mesafelerde binaların arasında veya iki aygıt arasında Herhangi bir müdahaleden asla etkilenmeyecek bir bağlantı sağlamak istediğiniz her yerde çalıştırılmak üzere kullanılır. Burada iki fiber tipi olduğunu göreceksiniz. Birisi çoklu mod fiber ve diğeri de tekli mod fiberdir. Ve bizim burada yaptığımız şey bunun neden çoklu mod olarak adlandırıldığının genel bir açıklamasını yapmaktır. Işık fiber boyunca giderken diğer tarafa ulaşıncaya kadar farklı modlara sıçrayabilir ve daha sonra diğer uca geldiğinde bu fiberin birçok farklı parçasında görülebilir. Çoklu mod fiber genelde kısa mesafeler üzerinde kullanılır ve bunlar led'ler veya lazerler üzerinde trafiği göndermek için çok fazla ışığa gerek duymaz. Tekli mod fiberler çok daha farklıdır. Burada daha sıkı bir belirtme vardır. Bunlar genelde kendi boyutlarına bakıldığında çok küçüktür ve mesele şudur ki ışık tekli mod içerisinde yol boyunca tek bir yönde ilerler ve bu yüzden buna tekli mod fiber adını veriyoruz. Bu fiber biraz daha pahalıdır ve ışıklar ve lazerler her iki taraftan da daha fazla güçlüdür. Son derece uzun mesafelere gittiğiniz zaman gerçekten tekli mod fiberleri görürsünüz. Burada bazı optik fiberlerin bir örneği var. Bu fiber için kesinlikle aynı tipte fiber olduğunu görebilirsiniz. Ancak uç kısmındaki konnektörler farklıdır. Burada optik bağlantılar için 3 veya 4 farklı tipte konnektör göreceksiniz. Birilerine bir fiber eke ihtiyacım var veya aygıtları bağlamak için bir optik fiber kabloya ihtiyacım var dediğiniz zaman size gelecek olan mantıksal soru şu olacaktır. Hangi tipte konnektör olması gerekiyor? Bunların bu eski tarzdaki SD konnektörü mü olması gerekiyor yoksa bunların daha yeni olan bir C konnektörü tipi olması gerekiyor? Burada ayrıca bazı başka daha küçük konnektör tipleri de vardır. O halde neye ihtiyacınız olacağını tam olarak anladığınızdan emin olun. Sadece fiber için sormazsınız. Bunun tekli mod veya çoklu mod fiber olup olmayacağını ve bunun ucunda hangi tipte konnektöre ihtiyacınız olacağını bilmeniz gerekecektir. Şimdi kablo tipleri ile ilgili neler hatırladığımıza bakalım. İlk sorumuz ile başlayalım. Müdahaleye karşı ilave koruma sağlayan bükümlü tel çifti kablo tipi hangisidir? Burada bize bu beceriyi sağlayan özel bir çeşit bükümlü çift kablo vardı ve bu korumalı bükümlü tel çiftiydi. Bunun için STP olarak ifade edildiğini duyacaksınız. Diğer sorumuz hangi kablo kategorisi 1000 megabit etherneti desteklemektedir? Bu aslında tuzak bir soru. 1000 megabit ethernet ayrıca 1 gigabit ethernet ile aynı şeydir ve bunu destekleyen kategori kategori 5e veya kategori 6'dır. Bunlar eğer bir bakır kablo üzerinden gigabit etherneti sağlamayı planlıyorsanız ihtiyaç duyacağınız iki tiptir. Sonraki sorumuz hangi fiber tip uzun mesafeli iletişim için tasarlanmıştır? Hatırlayacak olursanız burada çok uzun mesafelere gitmeniz gerektiği zaman gerçekten kullanabileceğiniz çok özel bir fiber çeşidi vardı ve bu tek mod fiberdi. Bunu çoğunlukla 10, 15 veya 20 kilometre üzerine mesafelere gitmeniz gerektiği zaman göreceksiniz. Bölüm 2.1'de kablo tipleri modülümüzün sonuna geldik. Tüm bu farklı kategorilere göz atmış olduk. Korumalı ve korumasız olanları gördük. Fiber tiplere, koaksiyel tiplerine baktık ve hatta plenum yani hava toplama kutusu ve plenum olmayan tipteki konfigürasyonlar arasındaki farklılıklardan bahsettik. Daha fazla Network Plus videosu izlemek, mesaj panomuza katılmak veya bana mesaj göndermek için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. freenetworkplus.com